Herkese merhaba. Bir Think Talks'a daha ben Zeynep Dereli sizlerle bir arada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Ama asıl en büyük mutluluk duyduğum konu da bugünkü konuğumuz Yalman Onaran Beyefendi ile birlikteyiz. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nden New York'tan katılıyorlar bugün yayınımıza. Malum Think Talks'larda artık coğrafya veya ırk değil, hiçbiri engel değil bize. Sevgili öğrencilerimizle, velilerimizle ve tüm Türkiye'deki öğrencilerle kendi konusundaki uzman önemli kişileri bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Yalman Bey kendileri Bloomberg'de hem muhabirlik yapıyorlar hem de çok iyi tanınan, dünyaca tanınan bir yazarlar. Ve ana konuları da finans piyasaları. Malum COVID-19'da hepimizi çok ilgilendiren bir konu. Öncelikle Yalman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Amerika'da saat kaç acaba Yalman Bey şu anda? Tam öğlen bir, öğleden sonra bir. Çok güzel. COVID-19'la birlikte sizler ne kadar zamandır evlerinizden çalışmaya başladınız? Açıkçası ben biraz önce başladım. Haberlerin içinde olduğumuz için, haberleri çok yakından takip ettiğiniz için daha yasaklar, şirketler kapatılmadan, yasaklar gelmeden önce ben dedim Manhattan'a girmek, New York'un işine girmek pek akıl başında bir şey değil. Trenlere, metrolara binmek, otobüslere binmek. O yüzden Mart'ın 10 Mart'ta ben pardon evden çalışmaya başladım. 10 Mart yani 1,5 ay oldu neredeyse. Oğlumu da okuldan aldım. O da okulda da çünkü bir sürü çocuk tekrar onlar da birbirlerine bulaştırıyorlar hastalıkları diye. İyi de yapmışım ben. Biz evde kapandıktan bir hafta sonra ilk ölüm oldu New Jersey'de oğlumun okulunun olduğu kasabada örneğin. Yani yayılmaya başlamış bile. Ondan sonra da okullar kapandı. Bir hafta sonra şirket evden çalışın dedi. İki hafta sonra okullar zaten kapandı. Ama biz erkenden başladık. Tabii erkenden başladık. O yüzden de biraz fazla evdeyiz. Kafayı erken yiyeceğiz. Çok güzel söylüyorsunuz. Ben de zaman zaman öyle hissetmiyor değilim. Çünkü evden çalışmak aynı zamanda tam zamanlı öğretmenlik yapmak, tam zamanlı aşçılık yapmak, tam zamanlı temizlik görevliliği yapmak gibi şeyleri de beraberinde getiriyor değil mi? Öyle, ne yazık ki öyle, evet. İşte hepimizin görev tanımları değişiyor ve gelişiyor. Bu yeni dönemde de çok farklı bir boyuta gidiyoruz. Şimdi siz tabii ki Yalman Bey çok uzun senelerdir gazetecilik yapıyorsunuz, finansal piyasaları takip ediyorsunuz. 2008'deki malum o büyük finansal krizden sonra da bir kitap yazmıştınız zombi bankalar konusunda. Şu anda mevcut durumda tabii ki o kadar büyük bir şoktan geçiyor ki bütün dünya. Devletlerin desteği olmadan kurumsal yani özel sektörün bunun içinden çıkması pek mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla devlet ve ama sadece devletlerin desteğiyle de bu yeterli olacakmış gibi de gözükmüyor. Devletler üstü desteklere ihtiyaç varmış gibi bir algı var. Öncelikle bütün dinleyicilerimize bir parça Amerika'daki durumu, finansal piyasaları, S&P nasıl gidiyor, genel olarak neler oluyor, 2008'e göre bugündeki tahribatlar nelerdir sizce biraz aktarabilir misiniz lütfen? Tabii. Şimdi bana aslında iş arkadaşlarım ve hatta bazı kitabımı okuyan okurlarım kriz gazetecisi derler. Çünkü ben aslında çok krizler yaşadım. 2001'de Türkiye'de ekonomik kriz olduğu zaman o zaman Bloomberg'in Türkiye temsilcisiydim. Ve Türk lirası devalüasyon oldu, hükümetler işte bir sürü krizler hatırlıyorsunuz 2001 krizini. Ondan sonra 2006'da Amerika'ya geldim, döndüm tekrar burada gazeteciliğe devam etmeye. 2008'de burada kriz oldu ve benim özellikle üzerinde uğraştığım bankalar yani haberlerini yazdığım bankalar battılar ilk başta. İlk batan banka Bear Stearns. Sonra Lehman Brothers. Ben o iki bankada benim sorumluluğumdaydı. Bana dediler ki sen çok banka batırıyorsun. Başka bankaya bakma lütfen dediler. Aslında tabii batıran ben değildim bankaları. Dünyanın bu ülkelerinin bu tip ekonomik krizlere girme sevdası. Hiç geçmeyen, bitmeyen. Şimdi de aslında farklı bir kriz yaşıyoruz. Ve bu başladığı zaman da yani virüsle ilgili ekonomik sarsıntılar ortaya çıkınca, piyasalarda sarsıntılar. Bana hemen bütün herkes sordu. Bu sefer de aynı krizi mi yaşıyoruz? Bu seferki kriz ne? Yani tabii benzer yanları var aslında. Çok ters yönlerden gelseler de yani bir tanesi finans sisteminin içinden geldi. 2008 krizi
bankaların ve diğer finans kuruluşlarının çok büyük riskler alıp çok fazla para dağıtmaları kredi olarak dünyada herkese hem Avrupa'da hem Amerika'da ve ondan sonra onların bir şekilde çökmesiyle oldu ve bütün dünya ekonomisini etkiledi. Yine işsizlik gökyüzüne çıktı. Yine %10'a çıktı Amerika'da işsizlik. Bütün Avrupa'da %20'ye, İspanya'da %20'ye, 25'e, Türkiye'de de oldu. Yani dünyanın hiçbir ülkesi kalmadı etkilenmeyen. Bu Doğru. sefer de tam tersine finans da değil kriz, dünyada virüs yüzünden ekonomi bir anda kapatılmak zorunda kaldı ve istekli kapama, yani kapamalıyız ki hastalanmayalım. Ama tepkisi, yani etkisi çok farklı olmuyor. Niye? Çünkü bütün her şeyi kapadığınız anda bir anda ekonomi duruyor. Ekonomi durunca borçlar nasıl ödenecek? Yani siz dükkanınızı kapadığınız zaman nasıl kiranızı ödeyeceksiniz eğer geliriniz gelmiyorsa? Maaşları nasıl ödeyeceksiniz? O yüzden herkes işten çıkarmaya başlıyor. İşsizlik yine %10'a, %20'ye çıkıyor bazı yerlerde. Rakamlar daha belli çünkü çok hızlı oldu. Ama Amerika'da işte son 2-3 haftada açıklanan sadece işsizlik sigortasına başvuru rakamları 10 milyonlarda. Ki bu kadar hızlı bir haftada, bir hafta içinde başvuran kişi sayısının milyonlar olması hiç görülmüş şey değil Amerika'da. Daha önce krizde de görülmüş değil. O zaman bile yani azar 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 her ay şöyle bir her hafta 200 bin, her hafta 100 bin derken hani milyonlara ulaşıldı. Şimdi bütün dünya bir anda frene bastığı için hep bir arada bütün dünya ekonomisi sarsılıyor. Sarsılınca piyasalar da sarsılıyor çünkü piyasalar hep bunu yansıtıyorlar. Ekonomide ne kadar para kazanacak şirketler, hükümetler borçlarını ödeyebilecekler mi, ne kadar vergi toplayacaklar. Şimdi bir tarafı da o. Yani hükümetlerin para toplama gücü de azalıyor. Hiçbir şey iş yapılmıyorsa, para kazanamıyorsa şirketler, insanlar işleri yoksa nasıl vergi ödesinler? Tabii. Yani o yüzden bütün finans piyasaları da bu yüzden çok sarsıldı. İlk başta çok büyük düşüşler oldu. Hem piyasalarda, yani bütün dünya piyasalarında, Amerika başta olmak üzere Avrupa, diğer ülkeler. Sonra son şöyle 1,5 haftadır falan biraz durgunlaştı. Yani hani tekrar alıp başını gitmiyor, aman ne kadar güzel her şey iyi değil mi, ama en azından bu kadar battık, biraz duralım bakalım daha kötü batacak mıyız, batmayacak mıyız düşüncesinde şu anda piyasa oyuncuları herhalde. Çünkü hükümetler bir sürü destek paketi açıkladılar. İşte hem Amerika'da Kongre 2 trilyonluk destek paketi açıkladı. Hem Merkez Bankası, Federal Reserve bir sürü program açıkladı. Yani o kadar çok para dağıtıyor ki Federal Reserve, ben takip edemiyorum. İnanın listesi var önümde. Sayfa sayfa listeler var. Hepsini yine de bilemiyorum. Bugün Merkez Bankası'ndan bir arkadaşla konuşuyordum. O bile hepsini bilemiyor. Bir dakika dedi. Onu duymamıştım dedi. Bir bakayım dedi. Ya bütün dünya ülkeleri bunu yapıyorlar. O yüzden biraz piyasa sakinleşti ama olayın ne zaman biteceğini hala kimse bilmiyor. Belirsizlik de ekonomi ve piyasa için hep çok kötü. Ekonomi için kötü çünkü belirsizlik olunca tüketici tüketmek istemiyor. Bilemiyor yarını, göremediği için. İşi olacak mı, olmayacak mı? Para kazanacak mı, kazanmayacak mı? Şirket yatırım yapmak istemiyor çünkü satacağı bir şeyler olacak mı? İnsanlar alabilecekler mi? Bilmiyor. Böyle olunca piyasa da aynı şekilde. Yani şirketler para kazanacak mı? İnsanlar ekonomi yürüyecek mi? Ekonomi toparlayabilecek mi? Bu belirsizlik tabii hala var ve hep virüse bağlı. Yani çünkü bilemiyoruz ki virüs ne zaman başın üstesinden gelebileceğiz, ne zaman tekrar güvenli bir şekilde ekonomilerimizi açabileceğiz. Tartışmalar başladı. Amerika'da hatta siyasi çatışmalar başladı. Ama bilemiyoruz. Yani gerçekten bilemiyoruz. Ve ben her şeyi okuyorum bu konuda sabah akşam. Ben de çok iyi bilemiyorum ne olacağını. Çünkü belirsizlik hala virüsü anlayamadığınız için. Ve çok haklısınız ve çok teşekkürler bu kapsamlı ama kısa özet için. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne eğer ben yanılmıyorsam bugüne kadar verilmiş en büyük yardım paketi ve Senato'da da Cumhuriyetçilerle Demokratlar bir şekilde anlaşıp bu paketin geçmesine de izin verdiler. Bu siyasi olarak da bu kadar kutuplaşmış bir ülkede ilginç bir fırsat da doğurdu herhalde.
Ama aynı zamanda tabii bu sene bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim senesi. Bu seçimleri nasıl etkileyecek? İşte uzaktan seçimlerde oy kullanmanın önü açılacak mı, açılmayacak mı? Seçimlerde olabilecek bir değişiklik veya olmayacak bir değişiklik, bunların ekonomiye yansımaları. Yani zaten normalde piyasaların fiyatlayacağı birçok şey varken şimdi bir anda bir de dediğiniz gibi bilinmeyen bir virüs var. Ve bu virüsten şimdi çıkış için de alternatif senaryoları bütün ülkeler çalışıyorlar. Benim bildiğim kadarıyla Yaman Bey, böyle bir üçgen var. O üçgenin işte bir noktasında, bir ucunda insanların kişisel hak ve özgürlükleri var. Diğer ucunda ekonomik gelişme, ekonomik piyasa durumları var. Diğer uçta da sağlık var. Ve ülkelerin her birinin, liderlerinin ve yöneten ekiplerinin, sivil toplumla beraber, özel sektörle beraber bir araya gelerek bunun üçünü, çünkü biri diğerinin pahasına ne yazık ki değiştirilebiliyor. Ekonomiyi hızlı açmak istiyorsanız daha çok insanın hayatını riske atıyorsunuz. Daha çok insanın hayatını riske atmadan bir aplikasyon üzerinden herkesin ne yaptığını takip edelim derseniz kişisel hak ve özgürlükler bir şekilde çiğnenmeye başlanıyor. Hani burada benim size tabii sorularımdan bir tanesi, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni böyle görüyorsunuz. Federal Reserve'den bahsettik. Amerika Merkez Bankası'nın para basma yetisi ve hala dünyadaki tabii ana para birimi olması hasretiyle çok farklı. Avrupa Merkez Bankası var. Onun dışındaki ülkeler sizce ne yapıyorlar? Ne yapacaklar? Bu kadar kuvvetli olmayanlar. Nasıl görüyorsunuz orada durumu? Yani açıkçası Avrupa dediniz, önce Avrupa'ya parmak basmak istiyorum diğer ülkelere geçmeden önce. Yani Avrupa'da da Merkez Bankası para basabiliyor. ECB, Avrupa Merkez Bankası para basıyor ama daha bölük bir yapı olduğu için, federal yapısı Amerika kadar federal olmadığı için, hala bağımsız ülkelerden oluşmuş bir kuruluş olduğu için Avrupa'da da Merkez Bankası'nın bastığı para yetmiyor örneğin. Mesela İtalya ciddi bir krize doğru sürükleniyor. Çünkü İtalya zaten toparlayamamıştı 2008 krizinden sonra. Bankaları hala zararlarını tamamen bilançolarından silememişlerdi. Ekonomi hala büyüyemiyordu. Yani 12 yıl oldu, İtalya hala tökezlemekten çıkamamıştı. Bu tekrar vurunca, bir de biliyorsunuz yani virüs de bu kadar şans olur. Bu gerçekten şanssızlık kısmı, kötü ya, yönetim de değil bu. İtalya'yı ilk vurdu Avrupa'da. Yani ve İtalya bu kadar zaten en zayıf Avrupa'nın ve en kötü virüsten etkilendi. İlk önce ekonomisini kapamak zorunda kaldı. Hala açamıyor. Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığı yardım bile İtalya'ya yetmiyor. Şu anda İtalya'nın devlet bonolarının primleri çok, yani faiz ödemek zorunda oldukları faizler çok yükseldi diğer ülkelere göre Avrupa'da. Çünkü İtalya nasıl baş edecek? Yani açıkçası yine federal yapı olmadığı için Avrupa'da Almanya, Hollanda, diğer güçlü ekonomisi bu kadar sarsılmamış ülkelerin gerçekten ellerini cebine atıp yani 1 trilyon euro vermeleri lazım İtalya'ya örneğin. İtalya'yı gerçekten destek verebilmek için, ona da hala yanaşmıyorlar. Yanaşılırlar mı bilemiyorum. Yani Avrupa bu konuda hep son dakika belki birazcık daha birbirine yardım etmeye karar verdi. Son krizde de öyle oldu. Onların kendi krizi de oldu. 2010'da Avrupa içindeki krizde de hep son dakikaya kadar beklediler, doğru düzgün yardım etmediler birbirine. Son anda biraz tamam hadi yapalım deyip giriyorlar Avrupalar birbirine. Yani böyle bir gerçekten yardım olmazsa İtalya'ya, bu sefer İtalya Merkez Bankası'nın yaptıklarıyla yetinemez. Diğer ülkelere bakınca onların durumu hakikaten daha zor. Çünkü ne kadar Merkez Bankası para bassa bu sefer korkunç enflasyon olacak. Korkunç enflasyondan sonra ülkeyi toparlamak çok zor. Biliyorsunuz hepimiz yaşadık. Yani gençler bilmez, öğrencileriniz bilmez ama bizler yaşadık. Türkiye çok yüksek enflasyonlu dönemler geçirdi. 30 yıl boyunca iki çift basamaklı %70'lerde, 80'lerde %100'lere varan enflasyonlar yaşadı yıllık. Yani bir enflasyonun bu hale geldiği ülkeyi de enflasyona alındırmak çok zor. Herkes için çok zor. Türkiye de çok acısını çekti. 2000'in krizi de o yüzden oldu zaten. O yüzden gelişmekte olan ülkeler kolay kolay para basıp da bu işin içinden çıkamıyorlar. Şimdi tabii bir iki şey var. Mesela IMF, Dünya Bankası, bunlar acil paketler açıkladılar. Az önce bakıyordum internetten, yani mesaj gelmişti, ona tıkladım, okuyordum IMF'den. 1 trilyon dolarlık para dağıtma gücü var diyor IMF şu anda. Ve çok hızlı onaylıyor.
Yani baktım ülkelere, hangi haritada ülkeler almışlar. Afrika'da 15-20 ülke almış bile bu parayı. Güney Amerika'da 2-3 ülke almış. Avrupa'da küçük, doğuda Avrupa'da olan ülkeler, minik ülkeler almışlar. Yani dünyadan ihtiyacı olan, gelişmekte olan ülkeler IMF'ye, Dünya Bankası'na gidiyorlar ve eskisi kadar, yani bu genelde IMF'nin paketleri aylarca pazarlığı yapılır, ekonomide ne reformlar gerekiyor vesaire. Yani ben Türkiye'de Bloomberg temsilcisiyken en çok yazdığım konulardan biriydi IMF paketinin pazarlıkları. Bunların hiçbiri olmadan çok hızlı bir şekilde para yardımları yapıyor IMF, Dünya Bankası, ikisi de. Çünkü şu anda durum, hani kötü yönetilmiş bir ekonominin çökmesi değil. Yani herkes bir anda frene bastığı için durmuş ekonomilerini kısa, geçici bir süre, inşallah geçici bir süre olarak ayakta tutmak zorundalar. O da nakit parayla, yani bir şekilde dışarıdan gelecek bir para yardımıyla. Bunlar hiç olmazsa emerging marketler için, yani gelişmekte olan ülkeler için iyi. Ama mesela Çin de tabii biraz, ikisi de biliyorsunuz, hem gelişmekte olan ülke hem çok güçlü, kendi ekonomisi olan ülke, Merkez Bankası'nın önemi var. Enflasyon gibi korkusu yok. Onun parası da, o da para basa, ama orada da dengeler çok hassas. Çin ilk önce, virüs oradan başladı. Virüsü de ilk önce durdurdu gibi duruyor ama orada da belli değil. Gerçekten Çin hemen ekonomisini ayağa kaldırıp da hiçbir tehlike olmadan devam edebilecek mi belli değil. Mesela son rakamlar orada da, ekonomi hala, yani açılın dendiği halde bile yavaş yavaş açılıyor. O yüzden daha dünyada riskler çok açıkçası. Kesinlikle katılıyorum. Birçok kişi yaz aylarında bu koronanın, COVID-19'un hafiflemesini bekliyor. Ama benim okuduğum raporların hepsinde IMF yetkililerin de böyle bir açıklaması var. Yani kapalı toplantılarda da dinledim. 18 ay gibi böyle bir öngörüleri var. Yani bu sürecin hayatımızdan tamamen çıkması. Şimdi 18 aylık bir değişim, ya bir süreç, insanların tüketici tercihlerinde sizce nasıl değişimler yaratır? Yani bunlar da kalıcı, çünkü herkes şu anda sizin anlattıklarınızın hepsi kısa dönem ve bu bittiği anda geriye döneceğimizi kabul ederek ortaya konmuş çözümler, değil mi? Yani ben şimdilik en azından herkesin mevcut işlerine geri dönebilene kadar ben onlara yardımcı olayım. Peki eğer öyle olmayacaksa o zaman ne yapıyor olmamız lazım? Neler yapılmalı sizce? Yani birincisi, ekonomide şirketler işten çıkarmak zorunda kaldıkları zaman kolay kolay tekrar işe alamıyorlar. Yani bu her krizde görülüyor. Nedeni ne olursa olsun, tabii krizin çok farklı nedenlere geldiğini söyledik ama yine de kriz olduğu için ve işler durmuş olduğu için tabii ki insanlar işten çıkarmak zorunda. Benim oğlumun okulunda öğretmenler haricinde bütün diğer kadroları çıkardılar anında. Ödeyemiyorlar paralarını çünkü bizden ücret alamadıkları sürece. Şimdi okul tekrar açıldığında diyelim, Eylül ayında artık bu seneyi bitirdik. Hadi Eylül'de açıldı. Şimdi tekrar bunların ne kadarını geriye alabilecekler? Kaç kişi okula dönecek? Yani çünkü onlardan işini kaybetmiş olanlar olacak mı? Yani işsizlik bir anda çok hızlı oluyor. Sonra tekrar işe dönülmesi ve tekrar insanların iş bulması aynı süratle olmuyor. Hiçbir zaman. Bunu geçen başka bir merkez bankası, yerel merkez bankalarından bir tanesinin başkanı söylüyordu. Çok güzel bir şekilde. Son krizde şunu fark ettik diyor. Çok destek olmalıyız şirketlere ki yani işten atmasınlar çalışanlarını. O zaman belki tekrar toparlayabiliriz. Yani şu V şeklinde olması istenilen ekonomik toparlama ancak büyük bir işsizlik bir anda olmazsa olur diyor. Ama oldu bile. Yani bu destekler çok yavaş geliyor. Amerika bile beceremedi. Avrupa çok çok daha zor diyorum ya, federal yapısı yok. Yani dünyada destek var ama o desteklerin gerçekten aşağı doğru inmesi tepeden verildikten sonra çok uzun sürüyor. Amerika'da bankalara dağıtın 350 milyar dolar dendi. Küçük şirketlere, yani KOBİ'lere. KOBİ'ler için olan destek çok önemli. Çünkü özellikle işte mesela bahsettiğim okul, o 4 öğretmeni, 10 tane de çalışanı var diğer. Veya bizim burada gittiğimiz restoranlar, bir aşçı, 3 garson, bütün o kadro. Bunlara ulaşması gereken para o kadar zor ki bunların gerçekten sona ulaşması. Tabii.
bir ay sürdü. Yani onaylandıktan sonra bankalardan geçmesi falan ve her şey olup da oturduktan sonra 350 milyar daha bir hafta içinde bitti. Düşünün. Ve iki katı kadar daha başvuru var. Bir 350 milyar dolar daha isteniyor. Yani daha kongre tekrar şimdi tekrar top bir şeyler yapmaya çalışıyor. İkinci paket için uğraşıyorlar. Ama işsizlik olursa bu arada bu yardım gelene kadar birçok küçük şirket, KOBİ'ler elemanlarını atarlarsa işten tekrar ekonomi toparlanmaya başlasa bile işten geri almanız çok zor. İkincisi sizin dediğiniz gibi tüketicinin alışkanlıkları. Yani bunlar temelli değişebilir mi? Kısa sürerse değişmez ama ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Bazı şeylerde kısa bile sürse değişebilir. Mesela biz evde birbirimizin saçlarını kestik geçen gün. Sonra da çok memnun olduk. Ya dedik bundan sonra niye biz berbere gidelim? Ne güzel kesiyoruz saçımızı işte. Bunu söyleyince benim iş arkadaşlarım konferansta güldüler. Yani dediler işte böyle ekonomi toparlayamayacak o zaman. Sen hiçbirimiz gitmezsek berberlere, berberler ne yapsın? Ama bu tip şeyler olacak. Yani belki daha çok evde yemek yiyecek insanlar restorana gitmek yerine konserlere gitmekten belki daha bir yıl kaçınacağız dediğiniz gibi. Çünkü niye? Tamam işe döndük ama binlerce insan oldu bir konser alanında virüse tekrar maruz kalmak riskini almaya değer mi? Birçok sektör zorlanacak. Yani mesela tekrar turizm canlanabilecek mi? Yani bir taraftan ben düşünüyorum şu yasaklar bir kalksa of bir yere kendimizi bir plaja atalım diyorum. Ama ondan sonra da uçağa bineceğiz, havaalanına gideceğiz. Orada bir sürü virüsle olan yerlerden geçeceğiz. Onu yapabilecek miyiz? Yani belki çok bastırılmış talep ön plana çıkabilir ve ekonomiye destek olabilir. Belki de alışkanlıklar çok değişecek ve bazı şeyler hiç geriye gelmeyecek. O yüzden bilmek de çok zor hakikaten. Kesinlikle katılıyorum. Yani sizin dediğiniz gibi bir kere bir de burada bir diğer konu da okuduğum araştırmalarda bir seferde biterse geriye dönüş daha kolay. Eğer ikinci bir peak olursa yani ikinci bir cycle'a girersek o zaman geçmiş dönem 1918'e veya geçmiş yani tarihi geçmişe de baktığınızda hep pandemilerle beraber değişen tercihler ikinci seferlerinden sonra olmuş. Şimdi o yüzden bakalım nasıl yani hiçbirimiz önümüzü göremiyoruz dediğiniz gibi. Ve bu yani benim gözlemlediğim ikinci akım olacak %100. Çünkü çok acele ediyor şu anda dünya hükümetleri açmaya ekonomilerini çok çok ağır bir yara aldığı için dünya. Hakikaten yani ufak da bir yara değil doğru. Bir an önce açmak istiyorlar ama bütün bilim adamlarının söylediği test. Yani çılgınlar gibi test etmeliyiz herkesi ki bilelim kimi işe gönderebilirim, kimi gönderebilirim. Ama oraya hala gelemedik. Yani benim hep övdüğüm Almanya bile, bugün okuyordum Almanya'nın test durumunu. Günde 200 bin kişi test ediyormuş Almanya. O gidişle bir yılda test edemiyor bütün nüfusunu. Yani tabii. 200 bin yeterli değil. Günde milyonlarca test etmek lazım ki. Tabii. Neredeyse bütün halkı test edip virüs olmayanlar buyurun dönün. Olanlar evde oturun iki hafta. Diyebilmek için. Tabii. Ama bu safhaya getirilmek için herkesi test etmek lazım. Herkesi test etmeye daha kimse ulaşabilmiş değil. Bir tek galiba Güney Kore ile Yeni Zelanda küçük ülkeler nispeten. Güney Kore çok kalabalık da olsa minicik bir kara parçasının içinde çok organize. O da yine herkesi test etmiştir ama çok yüksek sayıda test etmiş. Yeni Zelanda küçük, az nüfus, o daha kolay ediyor ama diğer büyük ülkeler, büyük şehirler yani bir İstanbul'u, New York'u, Paris'i test etmeye çalışın. Düşünsenize ne kadar zor. Lojistik olarak zor şeyler. Yani tabii orduların falan aslında bu işin içine girip organize yapmaları falan lazım ama yöneticiler de pek hala o kadar önemini fark edebilmiş değiller sanki bu test etmenin. O yüzden işte yarım bilgiyle, önümüzü yarım görerekten açacaklar ekonomileri. Ondan sonra bir ikinci akımla tekrar kapanacağız. O yüzden herkes V diyor, ben diyorum W olacağız. Yani V'yi yaşayacağız, sonra tekrar ince bir daha tam W olacak. Ben de size katılıyorum ve işte yani aslına bakarsanız işte Dünya Ekonomik Forumu veya bir sürü bildiğimiz büyük kurumlar, McKinsey falan hep bu geleceğin iş tanımlarını yaparken, gelecekteki sektörleri yaparken, tanımlarken ne kadar çok hayat boyu öğrenmenin önemli olduğunu ve halkların yeniden eğitime ne kadar büyük ihtiyaç duyduğunu anlatıyordu.
Şimdi bu pandemi aslında bize birazcık da bunun aciliyetini böyle inanılmaz net bir şekilde gösterdi diye ben görüyorum. Yani devletlerin sadece para yardımı yaparak düzeltebileceği bir şey değil. Devletlerin, hatta dünya devletlerinin bir araya gelerek insanoğlunu yeniden yetiştirmeleri gerekiyor ve bunu çok hızlı bir şekilde yapmaları gerekiyor. Geçen gün FT'de galiba vardı değil mi? Newman Marcus mesela kepenklerini indirdi yanılmıyorsam. Yani ikonik firmalar, ikonik markalar bile yavaş yavaş artık iş yapış şekilleri ve tercihler değiştiği için değişiyor. Peki şimdi mesela siz Yaman Bey bahsettiğiniz firmaların işten çıkartması çok tehlikeli. Yani daha doğrusu işten çıkartma olduktan sonra geriye dönüş olmuyor. Malumunuz Türkiye'de siz bunu takip etmişsinizdir. Türkiye özelinde bir şey sormak istediğim için değil ama ülkelerin verdikleri kararları birbiriyle mukayese etmek için Türkiye'de işten çıkartma konusunda bir yasak geldi. Şimdi yasaklarla da tabii firmaları, hem firmaların kendilerinin ayakta kalması gerekiyor. Dolayısıyla gerekiyorsa eğer birazcık daha hızlı hareket edip yardım paketinden vesaireden faydalanamıyorsanız işte mecburi olmayan arkadaşları işten ayırıp herkesin işini kaybetmesini engellemek var. Yani neyin pahasına neyi yapıyorsunuz? Burada birini veya diğerini savunduğum için söylemiyorum. Ama evet, yani sonuçta ben mesela duymamıştım Türkiye'de bu yasağı. Ama tabii dediğiniz gibi yani böyle bir şey yaptığınız zaman yani sonuçta o şirket geliri hiç yoksa, biraz önce verdiğim örnek şu köşedeki restoran, biz çok seviyorduk gitmeyi, kapanmak zorunda kaldılar. Çünkü yeteri kadar müşteri gelmiyordu. Yani restoranlar masalarını alamıyorlar ama şu anda New York'ta dışarıya yemek verebiliyorlar. Hani kapıdan giriyor. Telefonla söylüyorsunuz. Biraz sonra gidip kapıdan alabiliyorsunuz. Birisi çıkarıyor. Ama bu şekilde o kadar azalmış durumda ki müşterisi. Kapattılar. Şimdi o kapanınca hiç bir anda günlük cirosu 100 dolarsa, 1000 dolarsa sıfıra düşünce çalışanlara maaş vermeye nasıl devam etsin? Neyle devam etsin? Evet. Kirasını nasıl ödesin? Yani yasak koymakla tabii bunları yapmak çok zor. Amerika'nın çözümü bu KOBİ'lere verdiği destekte kredi olarak veriliyor. Ama bu kredi maaşlara, çalışanların maaşlarına ve binaların kirasına kullanılırsa, iş yerinin kirası için, o zaman para, yani geri ödenmiyor. Kredi olmaktan çıkıyor, bağış oluyor. Yani devletin şirketlere verdiği bağış oluyor. Bu şekilde yani teşvik ediyor. İşten çıkarmayın. Çok güzel, mantık da güzel ama tabii diyorum ya, bu bir ay sürdü bunun pazarlığı yapması kongrenin. Siz çok iyi dediniz Cumhuriyetçiler, Demokratlar, ama bu krize rağmen bir ayda becerebildiler bunu. Ve para bir haftada bitti her şeyden sonra. Yeni çıkması bekliyor, yine onun pazarlığındalar şu anda. Yine o her gün oldu olmadı, olacak olmadı, onu okuyoruz her gün. Yani yavaş, devletler hızlı ilerleyemiyorlar. Kriz çok hızlı ilerliyor, virüs çok hızlı ilerliyor. Devletler çok yavaş ilerliyorlar. O yüzden birçok şeyi, yasaklar yapmak çok zor. Yani ama tabii herkes eline gelirse ne atlıyor. Yani Türkiye'yi çok yakından takip etmiyorum ama hani düşünebiliyorum. Orada yöneticide ne diyor? Ya ne yapalım da şunu bir çok kötü olmadan yapalım. İşten çıkarma diyelim herkese. Yani tabii onu deyince başka bir şeyler yapmak lazım dediğiniz gibi. Yani şirketlere destek olmak lazım. Çünkü o paraları birilerinin ödemesi lazım. Nereden ödeyecekler? Nasıl ödeyecekler? Bankadan kredi alsa onu nasıl geri ödeyecekler? Bugün bir bankacı da bana onu anlatıyordu. Yani başka kredileri de vereceğiz ama sonra bu şirketler hakikaten ödeyebilecek mi bu kredileri? Yani çok zor bir dönem. Çünkü önümüzü göremiyoruz. Yani kesinlikle. İşler açılabilecek mi? O yüzden üstelik kaybedilen 3 aylık ciroyu hiçbir zaman yerine koyamayacağınız için ne kadar işler geriye güzel dönse de o 3 ayda yaptığınız harcamaları nasıl sonra karşılayacaksınız? Yani aslında ilerideki şeyleri çok zor toparlaması. Ben de size katılıyorum. Aynen öyle. En azından Amerika Birleşik Devletleri'nde o zaman kiraların ödenmesiyle ilgili de bir çalışma var. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de şu anda böyle bir şey yok. Ve bir konuşmamızın başında da siz işte IMF paketinden, IMF'nin yardımlarından, Dünya Bankası'nın yardımlarından bahsettiniz. Benim anladığım kadarıyla gelişmekte olan ülkeler için enflasyondan etkilenmemeleri açısından, yani para basmamaları gerekiyor. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka, yani yanlış mı anlıyorum, herhangi bir ülke özelinde gene sormuyorum ama
bir şekilde bir üst, yani ülkeler üstü bir kurumdan destek almaları gerekiyor. Aksi takdirde ekonomilerini tekrardan geriye döndürmeleri çok zor olacak gibi gözüküyor. Yanılıyor muyum? Yani özellikle şu krizde dünya çapında ve hiçbir ülkenin yaptıkları yüzünden olmadığı için kriz, IMF'den para almak çok mantıklı. Yani açıkçası ben hani genelde IMF'den para alınmasını pek tutar ekonomi taraftarı değilim. Yani Türkiye 2001 krizinde ve ondan öncesinde aldı IMF kredileri aslında çok gerekliydi. Çünkü büyük bir cari açık krizine girmişti. Cari açık krizlerinde zaten IMF'den para almak işe yarıyor. Şimdi cari açık krizi yaşamıyoruz ama yani likidite krizi yaşıyoruz. Likidite evet. Batık değil ekonomi ama bir anda bir likidite sıkıntısı yaşıyor. Çünkü her şeyi kapamış durumda. Kepenkleri indirdiğiniz zaman likiditeniz bir anda çöküyor. O yüzden böyle bir durumda likidite krizi olduğu zaman geçici olarak IMF'den veya kim veriyorsa parayı ondan almak çok mantıklı. Özellikle şu anda benim anladığım kadarıyla, çok incelemesem de baktığım kadarıyla IMF'nin şu anda verdiği virüsle ilgili kriz sırasında verdiği krediler güçlü bağlarla verilmiyor. Yani dedim ya daha önce normalde aylarca süren pazarlıklarla siz ekonominizde şunu 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 şunu, şunu yapacaksınız. Üstelik devamlı aybaşı yani bunları Türkiye'yi 2001 krizinden sonra takip eden Carlo Cottarelli ile biz dost olduk. O yüzden her geldiğinde sohbet eden, uzun uzun konuşur. Basın toplantılarında onu terletmeyi çok severdim. O da beni terletirdi. Yani bunlar yok. Çok daha ipleri olmayan paralar veriliyor. Yani likidite sorununu kısa dönemde aşmak için ekonominizi teslim etmiyorsunuz sonuçta. Yani genelde gelişmekte olan ülkeler IMF'den para almayı bu yüzden sevmiyorlar. Yani ekonomik kararlarını IMF'ye vermek zorunda, onun gözetimine vermek zorunda kalmak istemiyorlar. Ama şu anda o da yok. Yani para çok çabuk onaylanıyor ve gerekli olan kıstaslar yok. Yani şunu şunu yapın diye bir şey yok. Tam tersine virüsle ilgili. Yani mümkün olduğu kadar COBİ'lerinize destek olun vesaire. Ki herkesin yapmak istediği şeyler olduğu için. O yüzden şu aşamada Türkiye gibi ülkelerin bu tip paraları göze bakmamaları lazım. Yani normalde IMF'den alınan, ekonomiyi teslim edilen paralar değil, kısa dönemde likiditemizi çözmek için alacağız. İleride yine biz kendimiz yöneteceğiz ekonomimizi diyerekten alınabilir. Çok haklı, yani çok teşekkürler. Peki burada geç kaldıkça aslında, yani eğer böyle bir karar alınacaksa, gelişmekte olan bir ülke tarafından böyle bir karar alınacaksa, ne kadar hızlı alınırsa da o zaman ekonomi o kadar az tahribat görür diyebilir miyiz? Yani bekledikçe, acaba alsak mı bu desteği, almasak mı diye tartıştıkça, zaten firmalar ve dolayısıyla yani bir tek aslında firmalar da değil, halkın büyük bir kısmı da aynı zamanda günlük işte çalışıyor. Günlük işte çalışanlar ne yapıyorlar? Yani o kadar çok insan şu anda büyük bir sıkıntı içinde ki o tahribatı nasıl toparlayacaksınız? Geç kalmanın da bir maliyeti var herhalde. Evet tabii ki, yani çünkü dediğiniz gibi hem firmalara hem de işini kaybetmiş, yani çünkü bir maaşlı borcalı olmayan zaten o an iş kapandığı anda, çalışmadığı anda zaten işsiz durumda. Amerika'da çok yaygın ve hatta son gördüğüm istatistik %52'si çalışanların part-time çalışıyor Amerika'da. Bu demek ki %52'si bir anda zaten işsiz kaldılar bile neredeyse. Rakamlar böyle olunca onlara devletin destek vermesi lazım. Onlar neyle yapılacak? Para basıp ülkenin kurunu düşürmek yerine, yani değerini düşürmek yerine parasının, bu geçici paraları almak çok daha mantıklı. Uzatmak tahribatı daha kötü yapar büyük ihtimalle. Daha doğrusu daha önce bahsettiğimiz tahribatı kötü yapar. Yani evet, bu destekleri olamadığınız için, çünkü ya para basalım mı basmayalım mı Türkiye yani herhangi bir ülke için bunları bu arada şirketler daha çok işten çıkarmak zorunda kalacakları veya daha çok zarar görecekleri için geriye dönmesi zor olur. Tabii bunları yaptıktan sonra bile tahribat büyük olacak mı? Olacak büyük ihtimalle. Bilmiyoruz çünkü. Yani keşke V şeklinde toparlasa dünya da bir daha gelmese bu virüs. Ama öyle olmazsa tahribat da olacak. Yine de ne kadar kısa önlem alıp ne kadar çabuk bunlar bertaraf edilirse o kadar tabii sağlıklı olur.
Kesinlikle. Size son olarak benim sormak istediğim Yaman Bey, emtia piyasaları, özellikle Brent ile ilgili, yani petrol ile ilgili fiyatlamalar herkesin şu ara çok dikkatini çekiyor. Hatta çok komik, benim yani hiç tradingden anlamayan arkadaşlarım bile mutlaka petrol alınması lazım gibi mesajlar atıyorlar bana. Eski bir petrol trader olarak tabii bana çok şey geliyor. Siz nasıl görüyorsunuz bunu? Piyasaları ne Yani olacak emtia piyasaları? petroldeki kriz ilginç çünkü virüsle ilgili başlamadı petrol krizi. Suudi Arabistan'la Rusya'nın kavgasıyla başladı. Ama kötü bir zamanlama, yani bu kadar kötü zamanlama olur. Tam dünyayı bir virüs sarmaya çalışmak üzereyken Rusya ile Suudi Arabistan'la kavga etmeye kalktılar. Ve Suudi Arabistan Rusya'yı, yani Rusya'yı değil açıkçası, daha çok Amerika'daki yüzeyden çıkarılan petrol şirketlerine, yani bu Amerika son 10 yılda falan bu petrole çok önem verdi. O şirketleri batırmak istediği için buna girişti diye düşünülüyor. Tam da belli değil ama sonuçta zamanlama o kadar kötü ki zaten dünya ekonomisi frene basmış durmuş durumda. Bir de petrol üreten şirketler aralarında anlaşamıyorlar üretim kesmek için. Tam tersine inanılmaz yüksek rakamlarda üretim yaptılar şöyle bir Mart ayı bitene kadar. Evet. Şimdi son anda bir yerde, Nisan'da anlaştılar en sonunda Rusya, Suudi Arabistan üretim kesildi ama Mart'ta dün dünya durmuşken inanılmaz üretilen milyarlarca varil petrol var. Nereye koyacağımızı bilemiyoruz. Şu anda yani işte dün mü evvelsi gün, dün veya evvelsi gün Amerika'da Chicago piyasasında petrol fiyatı eksiye düştü. İlk defa galiba, değil mi? Evet, ilk Yani defa evet, oluyor. inanılmaz bir şey. Bana da yani bu konudan anlayan anlamayan herkes, ya yani daha doğrusu anlayanlar, yani inanın bankacılık piyasasından bile soruyorlar. Bu ne demek ya? Nasıl petrol fiyatı eksiye düşer? Bunu Niye? Çünkü bir de Yaman Bey, çok özür dilerim. Bunu dinleyicilere de biraz daha böyle net bir şekilde ifade edebilir misiniz? Yani ben sana petrol vereceğim ama ben sana vermek için sana para vereceğim, değil mi? Yanlış. evet. Zaten onu açıklamaya çalışacaktım şimdi. Yani bunu herkese tek tek anlattım bana soranlara da dün ve evvelsi gün. Yani nedeni de aslında çok mantıklı. Aptalca bir şey değil. Biraz önce dedim ya, Mart ayında kavga ettiği için Suudi Arabistan Rusya inanılmaz bir üretim yapıldı ve bu arada hiç tüketim yok. Dünya durmuş durumda. Fabrikalar çalışmıyor. Uçaklar uçmuyor, biliyorsun. En çok yakıt harcayan şeyler biri uçaklar. Uçaklar Aynen. uçmuyor. Otobüsler gitmiyor. Hiçbir şey gitmiyor. Ama deli bir üretim var. O yüzden bütün dünya ülkeleri acil rezervlerini doldurdular bu petrolle. Nasılsa var, fiyat da düşük, hadi alalım. Tamam ama onların da bir kapasitesi var. Rezervler doldu, her yer doldu. Depo kalmadı. Tanker kalmadı koyacak petrolü. Kestiler üretimi ama o kadar çok petrol var ki. Yani bu fiyatın eksiye düştüğü piyasa futures piyasası. Yani ileri dönük kontratlar. Bir hafta sonra şu fiyattan alırım almam. Bu genelde fiyatın geleceğini belirlemek için yapılan bahisler. Ama en sonunda elinizden birisi o kontratı almazsa, ben şu fiyattan şu parti, hakikaten o petrolü satın almanız lazım o fiyattan. Şimdi bir anda finansal piyasalarda bu iddiaları oynayan, bunları yapan finans oyuncuları bir anda ellerine petrol patlayacağını fark eder. Çünkü niye? Kimseye veremiyorlar bunu. Yani kimse o kontratı onunla da almak istemiyor. Çünkü kimsenin ihtiyacı yok şu anda petrole. Diyorum ya, devletler doldurmuş durumdalar. O yüzden yani hakikaten para vermezler. Ya şunu al elimden de sen hiç olmazsa bir yere koyarsın, bir tankerin falan var diye eksiye düştü. Yani gerçekten komik bir durum ama komik olması nedeni acı da aynı zamanda. Dünya ekonomisi bu kadar durgun. Çok petrol var. Ve ne yapacağımızı bilmiyoruz şu anda. O yüzden yani petrolü alın benden de, kim alırsa alsın, hiç olmazsa bir yere koysun. Boşta tankerler dolaşıyor şu anda dünyada. Petrol taşıyorlar hiçbir yere gitmeden. Hedefsiz. Yani petrol depolama yerine tanker. Ya inanılmaz bir şey. Gerçekten yani ben 2000 senesinde bu işi yapan, yani o senelerde bu işi yaparak hayatını kazanan bir insan olarak ya inanamıyorum. Olana inanamıyorum ama işte bu pandemi gerçekten bizlerin hepimizin hayatında bir daha geri dönüp baktığımızda inşallah nasıl bir zamandı ve kartlar yeniden karıldı ve dünyada her şey bildiğimiz şeklinden başka bir şekle doğru
evrildi diyeceği zaman diye ben düşünüyorum. Yani. Ne yazık ki bu çok keyifli yayınımızın sonuna geldik sayılır. Sizin son olarak Türkiye'deki öğrencilere, gençlerimize önerileriniz, gelecekle ilgili seçimleri veya başka herhangi bir şey, son sözlerinizi alabilirsem çok teşekkür ediyorum size. Tabii öğrencilere söylemek istedim, yani eğitimin ne kadar önemli olduğunu hiç unutmasınlar. Gençlere hep onu söylerim ve eğitim dediğimiz zaman da öğretim değil eğitim, o da çok önemli. Öğretim çok kolay, herkes yapıyor. Eğitim çok daha zor. Benim eğitimle düşündüğüm her zaman nasıl düşüneceğimizi, nasıl kafamızı kullanacağımızı, içimizde olan zekayı nasıl kullanacağımızı öğrenmek. O çok zaman alan, çok zor bir şey. Gerçek eğitim o. Bu eğitimi hiç unutmasınlar. Çok kitap okuyan adapte oluyor. İyi okullarda da tabii oluyor. Ve devamlı kendilerini geliştirip hep bilgi öğrenmeye, bir şeyler öğrenmeye çaba sarf ederek kitaplardan da değil de, yani sadece bir şeyleri bilmek değil ama hepsini analiz edip bir yere koyabilmek için eğitim çok önemli. Onu hiç unutmasınlar. Ben keşke devam edebilsem okula diyorum. Uzun yıllar böyle yanda dersler aldım ama en sonunda artık yeter, çok ders alıyorum dedim. Bıraktım ama eğitim çok güzel bir şey. Size çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin eğitimine bu sizin kıymetli sohbetiniz çok büyük bir değer kattı. Aynı zamanda yarın da 23 Nisan'ı kutluyor olacağız biz Türkiye'de. Malum Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de 100. kuruluş yıl dönümü. Buradan herkesin de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlamak isterim. Tamam Bey, çok teşekkürler. İnşallah sağlıkta, güzel zamanlarda yüz yüze de bir araya gelebiliriz. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben de teşekkür ederim. Ben de kutluyorum 23 Nisan'ı. Teşekkürler.